İnsan gibi davranır mısın? Etrafta komşular var. Seni yarın bize götürüyorum. Ha, teşekkür ederim. Ailende olacak mı? Evet. Ya benden hoşlanmazlarsa? Vampirlerle dolu bir eve gideceğin için değil de senden hoşlanmayacaklarından korkuyorsun. Seni güldürdüğüme sevindim. Ne oldu? Karışıklık. Yarın seni alırım. Tamam. Burası inanılmaz. Çok geniş ve ferah görünüyor. Ne bekliyordun? Tabut, zindan ya da hendek mi? Hayır. Hendek beklemiyordum. Beklemiyordun ha? Burası saklanmak zorunda kalmadığımız yer. Onlara uğraşmamalarını söylemiştim. Yapışmaz teflon tavaya biraz zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağını orta ateşte pişirmemiz gerekiyor. Şimdi bunları şerit şerit doğrayacağım ve sonra da diğerleriyle güzelce pişireceğim. Kız en azından İtalyan mı bari? Adı Bella. Isabella. Kokusunu alıyorum. İşte insan geliyor. Bella, biz de senin için İtalyan yemeği yapıyorduk. Bella bu Esme. Kendisi benim annem sayılır. Buongiorno. Molto bene. Senin sayende ilk kez mutfağa girdik. Umarım açsındır. Evet, kesinlikle. Sanırım değil. Harika. Ben sizin yemediğinizi bildiğim için o yüzden... Tabii ki. Çok düşüncelisin. Onu boş ver. Ben öyle yapıyorum. Tabii. Bunun bizim için hiçbir tehlikesi yokmuş gibi davranmaya devam edelim. Merak etmeyin. Asla kimseye bir şey söylemem. O da bunun farkında. Sorun şu ki ikiniz birlikte ortalarda görünmeye evet. Başladınız. Hayır, bunu bilmeliyim. Bu işin sonu kötü biterse tüm aile bundan etkilenecek. Kötü derken sanırım... Burada yemek ben olurum, değil mi? Merhaba Bella. Ben Alice. Merhaba. Çok güzel kokuyorsun. Alice, ne yapıyorsun? Merak etme, Bella ve ben iyi arkadaş olacağız. Kusura bakma, Jasper bizim son vejetaryenimiz. Onun için zor bir durum. Seninle tanışmak bir zevk. Rahatla Jasper. Onu incitmeyeceksin. Her neyse, sana evin geri kalanını gezdireyim. Tamam. En sonra görüşürüz. Tamam. Çok tatlı. Bence iyi iş çıkardık. Sen de şunu temizle. Hemen. Beklediğin gibi miydi? Bilemiyorum. Mezuniyet kepleri mi? Evet. Bu özel bir espri. Üniversite sınavına çok iyi.